Herkese selamlar YouTube'a. Buradan özellikle selam gönderiyoruz arkadaşlar. Şu anda yayındayız. Konumuz Immortal. Değil mi? Diablo Immortal'da Immortal çok manidar oldu. Tamam, bu gereksiz ve çirkin espri de geçtikten sonra konumuz arkadaşlar Immortal. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir uzunca rehber yapmıştık. Bu rehberimizde Immortal olamadığımızdan, Shadow olabildiğimizden bahsetmiştik. Shadow nasıl olacağımızı, Immortal nasıl olacağımızı bilmiyorduk. Ancak bunu öğrendik. Nasıl öğrendik? Dün akşam otururken telefonu bir alayım, bakayım ne oluyor ya falan diye bir girdim oyuna ve Immortal olduğumu öğrendim. Bunların görüntüsünü, kaydını aldım arkadaşlar, alabildiğim kadarıyla. Ve şu anda bu rehbere başlamadan önce de bu görüntü kayıtlarından ufak ufak görseller size atacağım. Tabii bunun arkasında yorumlama olmayacak ama izlemeniz de zaten bir şeyler katacaktır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Immortal sistemi ile alakalı, her Shadow bir gün Immortal olacak ve her Immortal bir gün Shadow'luğu mertebesine geri dönecek. Yani şöyle söyleyeyim. Immortal dediğin bir grup Nephilim. Bu Nephilim'lar bir haftalığına Rite of Exile eventinden sonra, eğer buna layıklarsa, bu mertebeye uygun Nephilim'larsa, bu seçime dahil oluyorsunuz, seçiliyorsunuz ve bir hafta boyunca Immortal olarak geziyorsunuz şeyde ve Immortal olarak görev yapmaya başlıyorsunuz ve katkıda bulunmaya, işte Sanctuary'e katkıda bulunmaya başlıyorsunuz. Bana şey geldi ilk gün. Şuradan işte Trials'ını yap dedi. İlk gün bana yaptırdığı görevler, işte git şu boss'u kes basitçe, git şu item'ı kır, işte gel şurada tabloya bak falan filan. Tablo dediği de şu, onu da göstereyim hemen. Bu tabloya bak, tabloda yerim var mı yok mu diye. Şu anda şeyi de söyleyeyim bu arada arkadaşlar, yayındayız. Biraz kasma ve şey var, bu yayınla alakalı değil. Videonun görseliyle de alakalı değil. Ne yazık ki şu an yani kapalı alfanın serverlarının kaldıramaması ile alakalı bir durum. Ufak ufak kasmalar ekranınıza da yansıyordur. Benim telefonumda da oluyor yani bu kasmalar. Yayına yansıyan bir durum değil. Neyse. Şu andaki Immortal grubu bu. Raxxen Terrax, yanlış bilmiyorsam bu arkadaş da zaten yabancı bir içerik üreticisi. Tıpkı benim gibi. Bu konuda yayınlar, videolar yapıyor diye biliyorum. Bakayım. Evet, hatta şu anda yayında dünya çapında benden bir öndeki arkadaş o. Sizlere de buradan teşekkür edelim. Dünya çapında Diablo Immortal yapıp da yayın konusunda ikinci sıradayız. Bunlar da geçen haftakiler arkadaşlar. Nasum'un grubu geçen haftaydı. Biz Raxxen Terrax'ın grubu olarak bu hafta katkı gösteriyoruz. Şu anda bizim adımız Wall of Honor'da yok çünkü ben çalışıyorum ve çok fazla katkıda bulunamıyorum. Şurada günlük şeyler, nasıl söyleyeyim, amaçlarla da görevler vardı. Burası tıpkı Shadows'ta olduğu gibi, şeyde de Immortal'larda da bir seviye sistemi var. Şu an bronz 1'im ben. Contribute dediğinizde her bu Raw Essentia'ya kasıyorsunuz. Raw Essentia işte bu günlük şey görevleriyle gelecek. Immortal görevleriyle gelecek. Bunları buraya bağış yapıyorsunuz ve rütbeniz artıyor. Tabii ne kadar çok aktiviteye dahil olursanız o kadar çok bağış yapma imkanınız olacak ve bu aktivitelerden bazıları da, işte biz nasıl Shadowken gidip Vault'u yağmalıyorduk, burada koruyacağız. Keyons Ordeal diye bir şey var, bilmiyorum. Battleground diye bir şey var. Büyük ihtimal yine PvP ile alakalıdır ki biz Immortal olduğumuzdan sonra Open World'daki bu arena alanlarına gittiğimizde bayağı halka açık pozisyona geldik ve yani o chest'teki item alabilmemiz için adam kesmemiz gerekti. Bayağı sıkıntılı bir durumdu. Immortal'lar biraz hem kalburüstü hem de işte Shadow'lar tarafından pek de sevilmiyorlar şu anda, öyle söyleyeyim. Aktivitelerden contribute dediğimiz mi yine aynı sayfaya getiriyor. Ve biz şu anda complete day 2'yi yapacağız. Dediğim gibi bir haftalık bir süreç. Şu an bizim burada 5 tane görevimiz var. Bu işte dünkü şeyler, 2 tane bounty bitir. İşte bountylerini yaptık. Çok basit görevler onlar. Salvage an item. Item kırdı. Şimdi ne diyor? Inspect Immortal Statue in Westmarch. Gidelim yapalım.
Bakalım ne yapacak. Evet, inspect yapacağız. View statue. Şu arkadaki Immortal amcayı inspect yapmış olduk. Evet, mesela görüyorsunuz. Şuradan tekrar bakalım Immortal sekmesinden. Aktiviteleri, günlük şeyleri açtığımızda, evet, inspect the Immortal statue in Westmarch tamamlandı. Bir challenging rift yapmamızı istiyor ve Mad King's Breach Dungeon'ını, yani King Leorin Dungeon'ını tamamlamamız gerekiyor. Şurada adımlar zaten size sol tarafta görev kısmında da gösteriliyor. Yani Immortal olmak mertebesel ve hikayesel anlamda çok büyük fark katarken, oynanış anlamında Shadow'dan çok 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 büyük farklılıklar değil. Burada tabii House of Ascension'a girebiliyorsunuz. Mesela orayı da biraz gezeyim, göstereyim size.
Thank you.
Burası da Immortal'ların işte tıpkı Shadow'ların da yer altında gizli bir şeyi olduğu gibi, yerleşkesi olduğu gibi Immortal'ların da böyle. Tabi artık bunlar şehir meydanında Immortal bunlar. Ve çatır çatır da takılıyor herkes. Burada da işte çeşitli kapılar var. Dediğim gibi tekrar tıpkı Shadow'daki gibi bu aktivitelere giriş yapacağımız yerler ve en alt bir oda var. Tabi belli bir seviyeye ulaşmadan oraya giremiyoruz henüz. Böylelikle burayı da size göstermiş olayım. Şurası da ana Immortal şeyi. Aynen Dredsa denilen şey. Eternal Crown. Baktığınız zaman tabii henüz ana görev zincirini tam anlamadığımız için buraya bakamıyoruz. Böyle düşük seviye bir Immortal olduğumuz için buraya dokunmamız yasak henüz. Biz bunun günlük ne diyelim istençlerini yapalım. Bakalım bizi nereye götürecek ve neler göreceğiz. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Hızlı bir şekilde tekrar edeyim çünkü Hel 1'de yapacağız. Normalde Hel 2'de takılıyoruz. Hel 2'de yapıyoruz genelde işlerimizi. Ancak yayınlarda ve videolarda naçizane biraz hız kazandırmak adına Hel 1'de yapıyoruz. Bu arada Immortal Trials diye bir şey var. Ancak Immortal Goals'u tamamladıktan sonra ona gideceğim. Bilginiz olsun. Ve şu anda ben en yüksek seviye 40'ı yapmıştım. 42'yi zorlayacağım Challenging Rift'te. Bir de Eda gelince cam açmasını isteyeceğim. Biraz sıcakladım. Eda. Evet, 42. seviye Rift'e girdik. Bakalım yapabileceğiz mi? Açıkçası şu ana kadar denediğimin en yükseği bu olacak. Onu da ilk defa birlikte deniyor olacağız. Sıkıntı yok ama örümcekler biraz sıkıntı. Yayınlarımızı takip eden var mıdır bilmiyorum ama örümceklerden epey korkarım ben. Tekrar edelim. Ben şu anda bu Challenging Rift'i Immortal heyeti istediği için yapıyorum. Şuradan şu an aslında pek uygun değil. Tekrar gösterecektim size ama örümcekler sardı bir anda etrafımı. Şuradan hızlıca tekrar göstereyim. Immortals, Activities, Open, Complete a Challenge Rift dedi ve şu an bir örümcek daha sardı. Ekranın kızarmasından anladık. Olsun, shield'imiz var, potumuz var. Basalım, geçelim arkadaş. Çok da üzmeyelim kendimizi. Hızlı bir şekilde bitirelim yeter ki dungeon'ımızı. Ben şahsen bu Dungeon ve Rift konusunun kesin olmasından dolayı çok mutluyum. Umarım Diablo 4'te de buna benzer bir şey gelir. Çünkü Diablo 3'te nerenin dungeon, nerenin şey olduğu çok belli olmuyordu. Bossların net bir şekilde ayrılmış işte artık burası dungeon, burada boss gelecek kesin ve katli surette gibi net ayrımlar var Diablo Immortal'da. Bu bayağı iyi bir değişiklik yani öyle söyleyeyim. Diablo 2'de de normalde böyle bir mağaraya giriyordun. İşte burası dungeon işte. Yersen falan. Örümcekleri de sevemiyorum. Abi çok vuruyorlar yani. Zehir vurdukları için çıkardıkları hasar fazla yani. Ya riftler ama mantık olarak Diablo 3 ile aynı. Ne kadar çok elit grup kesersek o kadar hızlı ilerliyor riftler. Tabii hızlı farm yapabiliyorsanız normal grupları da kesmeniz zaten Rift Guardian'ın çıkarma şeyine o altta dolan bara faydası oluyor ama tabii ki elitler kadar değil. Arka arkaya elit bulsak keşke sürekli zart zart. Ama mesela şuranın density şu an yüksek yani yoğunluğu yüksek. Biraz ben burada mob kasacağım ve şuradaki yukarıdaki gruba gideceğim. Minimap'te de görünüyor böyle mavi kafa şeklinde.
Sen bir ara oyunu bırakıp gittin ya aşkım, o sırada düştün, o yüzden partiden çıkmışsınızdır. Şu elit gruptan sonra gelebilir diye düşünüyorum ama emin de değilim. Evet, şu anda latensim yüksek. Bundan bahsetmiştim videonun başında. Kusuruma bakmayın. Kontes geldi hemen hızlıca. Kontesi bir öldürelim derken o bizi öldürecek. Shield, pot. Kontes deyince babamın kedisi geliyor aklıma. İyi canım da şey, hani adı Kontes yonunda. Şurayı hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum, inanın. Bir an önce size Immortal şeyini göstermek amacıyla, ama yapmamız da gerekiyor. Bu arada ultileriniz Challenging Rift'lerde Rift içinde geçerli. Yani geldiğinde ultiniz açmanızda fayda var, onu da söyleyelim. Hop, bu düştü, rünlerimizi aldık. Tamamdır, bu iş tamam. Evet, kapıyı aç gidelim. Aç kapıyı bezirgen başı. Yes. Evet, gördüğünüz üzere soldaki görev kısmında Immortal Daily Goals 4'ten, yani şey 3 bölü 5'ti, 4 bölü 5 oldu. Şimdi Deli Kral'ın dungeon'ını tamamlamamızı istiyor. Gidelim onu da yapalım hemen hızlı bir şekilde. Birlikte onu da tecrübe etmiş olalım. Gerçi YouTube için tekerrür olacak çünkü ben bu dungeon'ları ayrı ayrı atmıştım ama yorumsuz atmıştım. En azından şu anda birlikte yorumlayarak, muhabbet ederek yapmış oluruz. Hangi cihaz üstünden oynuyorum? Ben şu an oynadığım telefonun adı Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ve tekrar edeyim arkadaşlar, tekrar edeyim, çeşitli yerlerde, gruplarda, Facebook'ta, YouTube'da, Twitter'da bunun şeyini gördüm. Bu dediğim gibi sinematikleri falan geçeceğim. Yorumlar gördüm. Arkadaşlar tekrar etmiş olalım. Biz herhangi bir başka ülkeden kaçak, göçek yollarla girmiyoruz. Herhangi bir şekilde VPN kurup işte işte atıyorum, başka bir ülkenin ağına bağlanıp da oyunu indirmedik. Biz gayet Blizzard Türkiye üzerinden buradan çok teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz kendilerine. İçerik çıkarabilmemiz adına bu kapalı alfaya davetine layık görüldük. Hem bununla ilgili içeriklerimizi yaparken birlikte de eğleniyor ve güzel vakit geçiriyoruz. Yani ben normal Türkiye Google Play Store'una girdim. Normal bir şekilde download dedim kardeşim, indi. Bu kadar yani. Herhangi başka bir şey yapmadım. Kurulum falan yapmadım. Candy Crush'ı nasıl indirip oynuyorsanız Diablo Immortal'da aynı şekilde indirdim, oynadım. Ve oynamaktayım da hala. Evet, ilk boss'u kestik. Şu anda Hell 1'deyim. Hell 2 dungeon'larını zaten yapamıyorum. 4 kişilik set ediliyor o dungeon'lar. Hell 1'de biraz rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum. Bu sene içerisinde kesin gelecek. Artık Blizzard da bu sözünden dönerse ne diyeyim yani abi. Döneceklerini sanmıyorum. Genelde şöyle söyleyeyim. Bu sene release edeceğiz dedilerse bu sene release ederler. Yani aslında Amiral Gemisi diyeceğimiz oyunlarından bir tanesi ama en azından hani World of Warcraft'ta bir gecikme yaşandı, işte abi niye öyle söylüyorsun, Blizzard'da hiç mi gecikme olmuyor derseniz şayet. Yok tabii ki, Blizzard da insan evladının bir firması. Onda da gecikmeler, aksaklıklar yaşanabilir, yaşanmaz değil.
Ama bu oyun özelinde konuşacak ve yorum yapacak olursam bu sene çıkarmak zorundalar artık, öyle söyleyeyim. Çünkü ya oyunun süresinden ziyade aldıkları tepki ve verdikleri sözleri artık tutma noktasında biraz ince bir çizginin üzerindeler. Onlar da bunun gayet farkındalar ve ona göre de hareket ediyorlardır diye düşünüyorum yani. Şu anda Manoruk kesiyoruz arkadaşlar. Ve öldü. Dediğim gibi biraz basit ölecekler. Hel 1 seviyesi benim için şu anda kolay ama Hel 2 de çok zor. Ne yazık ki. Evet, bir insan evladının firması. Ya canım, demek istediğim bir şey yani şu anda mesela kendi iş hayatlarınızda da yaşıyor ve tecrübe ediyorsunuzdur. Pandemi dolayısıyla gerçekten olağanüstü bir hal söz konusu. Şirketler ve insanlar gerçekten zor durumdalar. Zor günler, zor süreçler geçiriyorlar. Blizzard'ın da bu süreçten geçiyor olması gayet normal. Ama dediğim gibi özellikle Diablo 4 ve Immortal konusunda çok ağır eleştirilere maruz kaldıkları için en ufak işte göze gelebilecek nasıl diyeyim, nazara dair şeyleri yok. Tahammülleri ve toleransları yok. O yüzden ben bu sene çıkaracağız dediler BlizzCon 2021'de. Bu sene çıkaracaklarına inanıyorum. Şu an bazı atlamalar yaşanıyor, gecikmeler yaşanıyor. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bu dediğim gibi şu anda kapalı alfada olduğu için tek bir server üzerinden oynanıyor ve yani naçizane prime time'dayız şu an. Şu an saat hani akşam saati, güzel saatler. Ondan dolayı biraz yüklenme olmuş gibi görünüyor. Ama normal, bunlar server sayıları artırıldığında düzelmeyecek şeyler değil. Immortal için tabi bu dediğim Zurnanın, evet, 4-2 ve istediği kadar geciksin. Yok, 2 de gecikmez. Ama 4, evet. 4'ün de şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki sene çıktı çıktı abi. Onda da insanların çok sabrı kalmadı. Çünkü Immortal'ı açıkladıkları sene millet Diablo 4 beklediği için şu anda da Diablo 4'e gecikmiş bir konsept olarak bakıyorlar. Selam Leoric. Leoric'lere doyamadığımız oyun. Bu arada temelde Leoric'in mantığı aynı. Mace'ini sallıyor. İşte asker çıkartıyor. Ancak Diablo 3'tekinden ve Diablo 1'dekinden farklı olarak burada bir de ata biniyor. O çok güzel. Ve fight alanı falan daralıyor. Gitgide. İlk yaptığımda epey zorlanmıştım ama şu an biraz rahatım açıkçası, güçlüyüm. Şu alanın daralmasını görebiliyorsunuz. O alanlara gittiğinizde damage yiyorsunuz. Ve atla charge falan yapıyor. Çok güzel yani. Bu arada arkadaşlar, tekrar edelim hem YouTube'a hem yayına. Biz her dungeon'ı tek tek yaptık ve sizler için YouTube'a yorumsuz bir şekilde koyduk. Dungeon'ları tecrübe edesiniz diye. Merak edenler varsa dungeon'ları görebilirsiniz ve dungeon serisi de devam edecek. Hepsini de atamadım bu arada. Çünkü nasıl söyleyeyim? Sürprizlere doyamıyoruz. Immortal oluverdik. Evet, Leori'nin dungeon'ını da bitirdik. Evet, şu anda Daily Goals tamamlanmış görünüyor. Görüyorsunuz. İşte heykele bak dedi. Gittik baktık. Challenging Rift yap dedi. Gittik yaptık. Bounty yap dedi. Yaptık. Item kır dedi. Kırdık. Bu ara bounty ve item kırı o bize söylemeden kendi kendimize yapmış olduk yani oyunu normal oynarken. Bunu neden bu şekilde yorumluyorum? Yani siz immortal olduğunuzda zaten sizden basit şeyler isteyecek. Az önce biz yayın öncesi, yani bu videoya başlamadan önce yayında arkadaşlarla birlikte bunları yaparken araya kaynamış gitmiş ve bir dungeon tamamladık. Şunları tıklayıp chestleri açıp içindekileri alıyoruz arkadaşlar.
İçindekileri genelde sonradan bakarız çantamıza ne düştü diye. Raw Essentia'lar çok önemli. Çünkü biz oradan artık Immortal katkımızı tamamlayacağız. Asıl önemli olan olay o zaten. Evet, bütün şeylerimizi tamamladık. Görevlerimizi tamamladık. Görevlere dair nasıl söyleyeyim, ödüllerimizi de toparladık. Ve 5 gün içinde bitecek diyor. Şu anda bugünlük benden istediği şey bitti ama ne diyor? Git diyor bir tarihçi şeyle konuş diyor. Arşivciyle bir konuş diyor. Bakalım ne bekliyor bizi orada. Belki yeni bir adını siz söyleyin. Eğitime tabi tutulabiliriz yani. Bakalım. Evet, Immortals Celebration, Immortal'ın kutlamasına geliyormuşuz. Immortals change their members through the age. Yani çağlar boyunca şeyler değişiyor diyor zaten üyeleri. Ama görev sonsuza kadar devam edecek falan diyor. Eternal Crown. Sonsuz tacı ve işte dünyayı koruyorlar öyle çevireyim. Tamam, önemli bir şey söylemiyorsun. Why don't you? Tamam, hadi bakalım. Bizi yeni bir şey atacak. Ne attı? 200 alır. Tekrar konuşalım. Immortal Trials. Evet, önemli olan kısım buradu. First test, yani ilk testleri tamamladın. Hadi bakalım devam et. House of Ascension'a gir ve House of Ascension'a gir. Şu ana kadar dur bakalım. Evet, girelim. Shadowken buraya girmeye çalıştığınızda sizi atıyorlar arkadaşlar, bilginiz olsun. Direkt na çekiyor. Evet. Arkivist. Bizi nereye götüreceksin? Ayak izlerini takibe Tutku. Evet, Vault'a gidiyoruz. Şu anda Vault'u ilk defa sizlerle birlikte tecrübe edeceğim sanırım, emin değilim. Çok okuma yapmak istemiyorum. Tamam, hazır mısın falan filan, işte bu görev çok önemli. Oo falan. Practice diyor. Hadi bakalım practice. Götür bizi. Defend Vault. Hadi bakalım. Evet, tahmin ettiğim gibi çıktı. Defend Vault. Şimdi burada daha önce biz girip şey yapmıştık. Ruhları toplamıştık. Shadow'lar içeriye girdi. Hadi bakalım. Monk lan bu. Acaba oyuncu mu yoksa sıradan? Shadow Apprentice diyor. Sıradan bir karakter galiba bu. Şu an düz vuruşla dövüyorum. Eminim daha zoru gelecektir. Evet. Öldü. Healing pool'umu ver bakayım bana. Continue patrolling the vault. Evet. Şu anda aramaya devam edeceğiz. Bir şey daha var. Barbar bu da. Kasma yaptı. Evet. Hoş olmadı. Kasmasaydı iyiydi ya. Şu an 1190 MS var ama bu Shadow'un aklından gelebiliriz diye düşünüyorum. Evet, şu an düzeldi. Döv 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 döv, vur 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 vur. Yes. Essentia vardı. Bunu Shadow'ken de topluyorduk. Evet, şu an burada da bir barbar ve bir wizard var. Ölüyorum ama ölmemem lazım. Kardeş, Wizard'lığı senden öğrenecek değiliz.
Defending Vault is over. Şu anda buradan devam edemiyoruz. Normalde şu yerdeki taşlara basarak gidecektik ama ne diyor? Vault kapanacak. Şuradan çıkabiliyoruz Vault'tan. Portalımızı açalım. Çıkalım. Yani daha önce biz o dövdüğümüz Shadow'lardık. Bu içerideki yaratıklardan düşen Essential'ları topluyorduk. Şimdi ise burayı savunmuş olduk. Evet, sabah 10 ve akşam 10 arası aktif oluyor. Parti haline ya da solo olarak girebiliyorsunuz. Ben şu anda sadece savunmasını tamamladım ve saat 10'u geçtiği için de şu anda Enter Vault kapalı. Diyor ki Vault güvende, korumaya ihtiyaç yok diyor. Ama bize görev zaten kapıyı incelemekti. Şu anda verilen görev, inceledik. Devam edelim. Bakalım başka ne çıktı. Complete Daily Goals. Onu da bitirdik. Claim Your Rewards. Onu da bitirdik. House of Ascension. Zaten bu oradaydık. Niye bizi geri dışarı attın? Otomatik yaptı bunu açıkçası. Beklemiyordum. Tekrar sokacak bizi galiba içeri. Şaka bir yana. Şu anda otomatik navigasyonda. Evet, aynı yere getirdi, bilmiyorum. Bakalım tekrar devam edelim. Bizi neler bekliyor? Talk to Vault Pledged. Allah Allah. Aynı şeyleri yaptık. Bitmedi mi acaba görevimiz? Neden bizi buraya böyle yönlendirdi acaba? Tamam. Unlock the features. Hamburger'e bastık. Immortal'a bastık. Activities'de. Heh. Tamam. Defend the Vault geldi. Alert kısmı var. Aa, bu güzel bir özellikmiş. Açıldığı zaman telefonunuzda normal bildirim gelecek. Ve girip şey yapabileceksiniz. Bu arada biz şu 5 tane görevi yaptığımız için contribute yapabileceğiz. Yani katkıda bulunabileceğiz. Gördüğünüz üzere rütbem artıyor. Artamıyor. Neden? Bronz 1'de kaldım ben. Yeteri kadar katkıda bulunmamışım. Bak bu adam Week of şeyde... Neyse, onun sayesinde Immortal olabildik. Çok şu anda şikayetçi olmayacağım. Evet, Claim Your Rewards. Nereden alacağız rewardlarımızı? First Kill of the Day. Tamam, ver şeyimi. Bunu bahsetmiyorsun tabii. Open the Handbook of Immortal. Free Orb, bunu da alalım. Tamam, bu da tamam. Nerede Handbook of Immortal? Allah Allah. Burası da değil. Burası da değil. Bulamadım. Ha, bu arada burası benim dahil olduğum Immortal ekibinin şeyi, listesi. Şu anda bu arkadaşlar hep birlikte immortal olduk. Tam contribute'umu yaptım. Allah Allah. Bulamadım. Tap to claim diyor. Open the immortal handbook. Immortal handbook nerede ki? Claim'lerimizi alalım. Belki onlardan bahsediyordur ki değil. Bilemedim.
Var bendim de değil. Immortal Handbook burası normalde. Neyse çok fazla vakit kaybetmeyelim. İlla ki bulurum. Bulursam da sosyal medyadan paylaşırım. Şöyle bir şey yapayım. Dışarı çıkayım. Open the handbook derken belki buralarda bir yerdedir. Tıt 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 tırıt. Tırıt tıt tırıt. Vakit kaybediyoruz. Yok, çıkmıyor. Şu anda handbook'un nerede olduğunu bulamadık. Belki de takılmıştır o. Çok da kafaya takmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü olsa yani bir önceki rehber videosunu izlediyseniz orada da çok bahsettim. Şey yapıyor arkadaşlar. Kırmızı bir nokta çıkıyor ve sizi oraya doğru yönlendiriyor. Büyük ihtimal oyunu resetlediğimizde ya da bir şey geldiğinde düzelir. Zaten şu anda oyunda sıkıntı olduğu da şeyden de belli. Adını siz söyleyin. Aşırı bir kasma var. Düzeleceğine inanıyorum. Diyelim ve bugünlük Immortal maceramızı sonlandıralım. Dediğim gibi arkadaşlar videonun başında bir şey söyledim bunu size. Hatırlarsanız dünkü yani dünkü demeyeyim de yayında YouTube'da yapmadığım Immortal görevlerini ve Immortal o giriş seremonisini kısmını kayıt altına alabildim bir kısmını, önemli bir kısmını. Onu yorumsuz bir şekilde videonun başına ekleyeceğim, eklemiş olacağım. Zaten siz de şu anda seyretmiş olacaksınız YouTube'daki arkadaşlar. Yayındaki arkadaşlara da bunun bilgisini vermiş olalım. Ve diyelim ki izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu Covid günlerinde kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyor. Sizleri seviyoruz ve yayına devam ediyoruz. Hoşça kalın.